Tekrar hepinize merhaba. Bugün sizinle tanıştırmak istediğim, çok sevdiğim de bir arkadaşım var. Onunla daha önce birkaç kere tanıştık. Bizim çeşitli buluşmalarımıza gelmişti Koral Kaplan. Yaptığı bir güzel iş, bir sürü iş var. Ama bir tanesi beni hepsinden daha çok heyecanlandırıyor. Bugün o konuyla ilgili buluştuk kendisiyle ve sizlerle tanıştırmak istedim. Aklımızda biraz birkaç soru var. Birkaç soruyla ilgili konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hatta Koral sağ olsun bizim için bazı görseller de hazırladı. Ara ara o görsellere de dönüp bakacağız. Aklımızda tam bir şeyleri güzel canlandırabilmek için. Ama öncesinde böyle kısa bir hem ısınma turu olsun hem giriş yapmış olalım. Bize kısa bir Koral'dan bahseder misin? Bugüne kadar neler yaptın? Nasıl birisin? Ve bundan sonraki sorulara böyle ilk soruyla beraber başlayalım. Merhaba Yusuf. Teşekkür ederim beni buraya çağırdığın için. Arkadaşlar da herkese merhaba, merhaba, merhaba diyorum öncelikle. Ben 1978 yılında doğdum. Yani şu anda yaklaşık 42 yaşındayım. Şu anda özel bir şirkette şirket müdürü olarak çalışıyorum. Fakat Yusuf'un beni buraya çağırmasındaki şey benim uzun bir yolculuk yapmış olmam. Ben yıllardır böyle seyahat etmeyi çok severim. Hep böyle yurt dışında seyahat edeyim, gezeyim, tozayım diye hep hayaller kuran bir insandım. Ve uzun süredir seyahat yapmayı çok arzu ediyordum. 2015 yılında da bu seyahati yapmaya karar verdim. Ve 2015 yılında İzmir'den motosikletimi atladım. Doğuya doğru sürmeye başladım. İran'ı geçtim, Pakistan'ı geçtim, Hindistan'ı geçtim. Geçmeye devam ettim. Bütün Asya'yı geçtim. Ta Avustralya'ya kadar gittim. Avustralya'dan 401 gün sonra, yani yaklaşık 14 aylık bir süre sonra, yaklaşık 60 bin kilometre yakın bir mesafeyi bitirdim. Ondan sonra yavaş yavaş memlekete dönme zamanı deyip kalktım, İzmir'e geri döndüm. Şimdi Ondan bu harika bir sonra şey. hayatıma devam ediyorum. Süper. Çok teşekkürler. Bu enfes bir şey. Çünkü bütün sanırım da sokaktan geçen 10 tane insanı çevirsek 9,5 tanesi yolculuk yapmaya, yola çıkmaya, dünyayı gezmeye karşı acayip heveslidir. Ama çeşitli bahaneler bulurlar. Yani kiminin zamanı yoktur, kimi parayı dert eder, kimi yanında bir arkadaş ister, kimi geride bırakmak istemez kimseyi. Hepimizin çeşitli bahaneleri var ama sen bunu başarmışsın. O zaman bu yolculuğa çıkma fikri seni nasıl ele geçirdi Koral? Nasıl başladın bu işe? Şimdi ben de aslında herkes gibi yolculuğa çıkma fikri içinde vardı. Şimdi hayat her zaman bir seçimler, tercihler meselesi. Sadece istiyorum, istiyorum demek hiçbir şey yapmaya yetmiyor. İstiyorum demek bir başlangıç, çok da güzel bir başlangıç. Hayal kurmakta bunu beslemek ve arkasından adım atmak gerekiyor. Çünkü insanoğlu değişimden çok korkuyor. Değişimden çok korktuğu için de bahaneler üretiyor. Yani herkes seyahat etmeyi çok istiyorum diyor. Fakat her seyahat etmeyi çok istiyorum diyen arkasından da ya işimi nasıl bırakacağım diyor. Ya işte şunu yapmam lazım diyor. Dönüşte iş bulamazsam ne olur diyor. Ya param yetmez diyor. Başıma bir iş gelirse ne olur diyor. Bir sürü bahane koyuyor. Ondan sonra normal hayatına devam etmeye başlıyor. İşte burada mühim olan istiyorum, seyahat etmeyi istiyorum dediğiniz şey bu bahanelerden daha fazlaysa, daha büyükse Süper. işte o zaman kalkıp seyahat edebiliyorsunuz. Yani Süper. istemenizin boyu büyüklüğü içinizdeki korkulardan, endişelerden daha büyük olması lazım. Bu sadece seyahat etmek için değil, aslında hayattaki her şey için, istediğiniz her şey için böyle olabilir. Eğer isteğiniz bahanenizden fazlaysa o işi yaparsınız, o iş de sizin olur. Bu çok net yani. Aslında şahane bir formül de söylüyorsun şu anda. Bizim ilkokul grubundan itibaren çocuklarla matematikte çalıştığımız bir sembol var. Büyüktür ve küçüktür sembolleri. İstemek Evet. büyüktür bahaneler olduğunda farkındaysan ne istemek ikinci mesele. Ne istediğine karar verip istemek büyüktür bahaneler olduğunda herhalde insanoğlunun başaramayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Zaten hayatta böyle başarılı olmuş insanların çoğuna baktığı zaman ne iş yaparsa yapsın, hani insanların ne dediğini düşünmeden, etmeden kendi istekleri doğrusunda kararlıca adım atan insanlar olduğunu görürsün. Ha, bunu yaptığın zaman seyahat etmek sadece bunun küçük bir parçası. Ben o taraftaydım. Onun dışındaki bütün hayatın her kademinde eğer isteklerin büyüktür, korkularındansa, endişelerindense o tarafta adım atıyorsan zaten arka tarafı kendi kendine geliyor. Ben Harika. gerçekten buna inanıyorum hayatta. Harika. Bu çok özel bir deneyimdi. Çok teşekkürler. Tabii bir de tarih boyunca insanoğlu birçok yolculuk yaptı. Bunu çeşitli destanlarda, hikayelerde, kitaplarda, sonra yakın zamanda filmlerde bu yol hikayelerini anlattık. Yolculuk maceralarını anlattık. Tabii herkes kendi önceliğine göre kimi gemilerle yolculuk yaptı, yola çıktı.
Kimi yine antik dünyada bazen yürüyerek, bazen atlarla, develerle yolculuk yaptı. Yakın dönemde çeşitli araçlarla, geliştirdiğimiz taşıtlarla yolculuk yaptık. Tabii sen kendine burada bir motosiklet seçtin yol arkadaşı olarak. Sanırım evet. Bir de görselleri de var. İstersen bir yandan böyle görsellerle de göstermiş olursun. Hem bir motosikletini, senin yol arkadaşını görmüş oluruz. Hem de neden motosiklet seçtin yol arkadaşı için? Tamam, tamam oldu. Başla o zaman, bir ekran paylaşımı yapayım. Şimdi önce ben bir yol haritamı göstereyim. Hani ekranda bir gözüksün nereden nereye gittiğim. Hı hı. 2015'in Mayıs ayında çıktım. 2016'nın Haziran ayında geldim. Dediğim gibi 401 günlük bir şeydi. 56.160 kilometre yapmışım. Gördüğün gibi İzmir'den başladım. Böyle İran, Pakistan, Hindistan, Nepal, Myanmar, Kamboçya, Laos, Tayland, Singapur, arkasından Endonezya, arkasından Avustralya'ya kadar gittim. En son işte Sydney'de yolculuğumu tamamladım. Senin de dediğin gibi benim yol arkadaşım bir motosikletti. Geçmişte dediğin gibi insanlar bir keşfetme arzusuyla yolculuğa çıkmışlar. Fakat artık dünyamız modern dünya. Dünya üzerinde gidin dedik yer kalmadı. Fakat şöyle bir gerçek var. Hani benim seyahat etmemdeki en büyük isteklerden bir tanesi içinde bu seyahat etme isteği oluşan şey, dünyada bizden daha farklı insanlar yaşıyor. Yani biz burada Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de yaşadığımız için işte Türk gelenekleri var, Türk örf adetleri var, Türkler var etrafımızda. Etrafımızda bu toplumun bir parçasıyız biz. Ama dünya çok büyük ve dünyada çok farklı insan tipleri yaşıyor. Yani Pakistan'daki bir insanla gerçekten Kamboçya'daki bir insanın yaşam tarzı birbirinden çok farklı. Farklı kültür, farklı din, farklı adetler. Yani insanların fiziksel görünüşü bile değişiyor. Bir Pakistanlıyı gözünüze canlandırın. Bir de bir Laoslu gözle çekip bir insanı canlandırın. Hani hem fiziksel özellikler değişiyor hem de yaşam tarzı değişiyor. Ve seyahat ettiğim benim içindeki en büyük içinde olmasının sebebi bunları görmek ve bunları yaşamak, hissetmekti. Benden farklı yaşayan insanların hayatına bir şekilde dokunmak, onların hayatını hissetmekti. Beni bu yolculuğa çıkmaya cesaret etti. Bu gördüğünüz motosikletim yol arkadaşım Aykız. Burada da Pakistan'da bir göl geçiyorum salın üzerinde. Öyle enteresan bir andan. Ben motor kullanmayı çok eskilerden beri bilmiyordum. Biraz aslında acemi bir motorcuydum. Hatta çok da korkuyordum bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. 11 ay önce başlamıştım motosiklet kullanmaya. Çok da korkuyordum. Ya ben nasıl gidebilirim? Buradan Hindistan'a vesaire dağları nasıl geçerim? Ne yaparım? Becerebilir miyim? Beceremez miyim? Çok korkuyordum. Ondan sonra dedim ki kendime, ya bu kadar korkmaya gerek yok. Yapamazsam, beceremezsem dedim. Dönerim dedim. O kadar. Başladım. Çıktım yolculuğa. Yapamayacağım. Yolda baktım çok güzel gidiyorum. Güzel güzel yapıyorum her şeyi. Gittikçe arkasına bir ülke daha ekleyerek devam ettim. Burada da diyorum ya hani farklı kültürler görmek istiyorsun. Mesela burada bir Hindistan'da dişçi, bu mesela bir sokak dişçisi. Hindistan'da böyle sokakta yer alan dişçiler var. Mesela Türkiye'de böyle bir şey göremezsin. Belki dünyanın başka hiçbirinde böyle bir şey göremezsin. Bu arkadaşlar orada Hintlilerin sokakta dişlerini tedavi ediyorlar. Mesela Pakistan. Pakistan'daki bir kamyon. Böyle bir kamyonu başka dünyanın neresinde görebilirsin? Yani bunu ilk gördüğüm anda ben ağzım açık kaldı. Gerçekten bu ne dedim. Yani öyle bir süslenmiş, öyle bir dekore edilmiş ki kamyonun üstünde kamyondan daha pahalı şey var. Süs var, dekor var, boya var. Adamlar uğraşmışlar, saatlerini harcamışlar. Mesela Pakistan'da böyle kamyonlar ayrı bir gelenek. Mesela burada Myanmar'daki bir çiftçiyi görüyorsunuz. Adamın sadece belinde bir tane bez var, kafasında hasır şapkası, elinde prosu var. Elindeki belki kamayı da görüyorsunuz. Onlar ot düşüyor. Böyle bir çiftçi yaşıyor bu dünya üzerinde ve biz bu çiftçinin hayatı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Ama işte orada geçerken yol esnasında benim bu adamla tanışmam, bir kelime bile anlaşamıyoruz. Çünkü o ne İngilizce biliyor ne ben Myanmarca biliyorum. Ama yol esnasında bu adamın hayatını o ana tanık olmak benim için eşsiz bir lezzet. Büyük keyif hani ve bu yolculuğu yapmamın en gerçek sebeplerinden. Fotoğraftaki de benim. Burada Pakistan kıyafetlerine bürünmüş bir şekilde motosikletimin üzerinde geçmiş bir vaziyetteyim. Bu resimde de mesela bir manastır var. Mesela Budizm, tanımadığımız bir din. Böyle dağın tepesine kurulmuş bir manastırda yaşayan insanları görmek, oradaki rahipleri, Budist rahipleri görmek çok enteresan bir tecrübe. Bakın Nepal'deki bir düğün. Ne kadar farklı gelin ve damat profili. Böyle bir ana şahit olmak, onlarla bir fotoğraf çektirmek gerçekten güzel bir his. Nepal'de karşılaştığım yaşlı bir teyze bana yemek getirdiler diye akşam
O da çok güzel anılarımdan bir tanesidir. Ve tabii macera vardı. Hani kültürleri görmek apayrı bir şey, çok güzel bir şey. Farklı dinler, farklı insanlar, farklı hayat tarzları. Bir de tabii motosikletle yolculuk yapıyorum ben. İşte Pakistan'ı geçiyorum, Hindistan'ı geçiyorum. Himalayalar var. Himalayalara motosikletle çıkıyorum. Çöller var. İran'da yağmur ormanları var. Avustralya'da, Kamboçya'da büyük junglelar var. Onların içerisinde motorumla geçiyorum. Çok heyecanlıyım. Yapar mıyım, yapamaz mıyım diye. Ve son derece macera dolu bir yolculuk oldu. Mesela bu fotoğrafta Pakistan'da bana Kalaşnikov böyle eşlik eden korumalar var. Yaklaşık 3 gün 1200 kilometre böyle beni silahlarla takip eden korumalarla yolculuk yaptım. Orada işte terör saldırıları çok olduğu için beni koruma olarak devlet yanıma verdi Pakistan devleti. Tabii bu çok Ya işte özel bir çok şey. Özel bir şey değil mi Kural? Yani çünkü dünyanın farklı ülkelerinde farklı güvenlik düzeyleri, güvenlik seviyeleri var. Ve dışarıdan gördüğümüz gibi değil hiçbir şey. Yani Pakistan devleti senin dışarıdan gelen bir turist olarak, ülkelerine gelen biri olarak seni koruma sorumluluğu üzerine alıyor ve sana eşlik eden 2 tane koruma veriyor. Bu çok özel Yani bir durum sonuçta aslında. işte tabii yani sonuçta işte seyahat etmenin en güzel tarafı şu. Çünkü burada oturduğumuz evimizde otururken işte Pakistan hakkında ne biliyoruz? Televizyonda ne görürsek onu biliyoruz. Ve Pakistan'ı nasıl biliyorsun? İşte terör saldırısı oluyor. Bir yerde bir patlama oluyor. Bunlar Hindistan'la savaş edip tartışıyorlar, şey yapıyorlar. Hep böyle Pakistan'ı kötü bir şeylerle duyuyorsun. O yüzden Pakistan dediğin zaman aklında böyle kötü bir düşünce var. Ama oraya gidip gördüğün zaman çok güzel insanlar olduğunu, sen ben gibi insanların yaşadığını, aslında bambaşka bir coğrafyada bambaşka yaşayan güzel insanlar olduğunu görüyorsun. Ve bu Harika. gerçekten eşsiz bir tecrübe. Değil Süper. mi? Mesela burada çamur geçiyoruz. Çamur geçişinden biliyoruz. Yol şartları çok zor. Macera dediğim gibi çok yüksekti. Bir köprü geçişi. Bu da Myanmar'dayken çekildi fotoğraf. Yine çamurlarda boğuşurken bir köprü girişinde. Bir su geçişi, başka bir su geçişi. Yani hem farklı kültürler görmek, hem de nasıl söyleyeyim, bu işte macerayı yaşamak beni bu seyahate iten en önemli şeylerden de. Motosikleti seçmemin sebebi de bu. Motosiklet kullanmayı çok seviyorum. Ve biraz da işte macerası daha çok olur, daha güzel vakit geçirin, her yere daha kolay ulaşırım diye motosikleti seçtim açıkçası. Şey bu, Süper. Bu hikayesi arada bu. arkanda galiba bir yanardağ mı var? Evet, bu fotoğrafı çok seviyorum. Bu Endonezya'da Bromo Yanardağı. Ben bu yanardağın en tepesinde kraterine kadar geldim ve gizlice motorumla girdim oralara. Aslında yasak da girmek. Ve yanardağın hemen böyle yakındaki bu yanardağ aktifti o zaman. Dumanları çıkıyordu ve yerden büyük bir gürültü geliyordu. Orada işte motor sürüp bu fotoğrafı da kendim çektim. Zamanlamayı yapıp. Bu fotoğrafı o yüzden çok seviyorum. Yanardağın önünde motor kullanırken kendimi görüyorum ve ya ne günlerdi ya diyorum böyle. Neler Harika, yap neler harika. yapmışım diye kendi kendime keyif duyuyorum. Süper, çok güzel. Evet. Bu da motorumun gölgesinde dinlenirken bir fotoğrafım. Bu da çölde kamp yaptığım geceden fotoğrafım. Bu da Himalayalar manzarasını böyle, tabii Himalayaları biliyorsunuz 6000, 7000, 8000 lira kadar, Everest'e kadar giden büyük bir dağ yüksekliği. Şu durduğum yer bile benim 5000 metrenin üzerinde, yani 5000 metre Ağrı Dağı'nın tepesinden yüksekte bir yerde duruyorum motosikletimi. Rakım çok yüksek, nefesi zor alıyorsun ve eşsiz bir gördüğün gibi plato ve dağ manzarası beni karşılıyor. Çok güzel anlardan bir tanesiydi. Yani, mesela bu da Angkor Wat'ta, Kamboçya'da çok meşhur bir tapınakta. Ben motosikletimle girdim o tapınak bölgesine. Onun motosikletini gezme şansım oldu. Çok tabii keyif alıyorum bu şekilde bir anım olduğu için. Arka tarafta görüyorsunuz daha eski antik çağlardan gelen yapıları ve binanın üzerindeki yüz işareti. Çok enteresan bir yapı burada. Böyle dediğim gibi hani hem farklı kültürler görmek hem de farklı coğrafyalar, farklı insanlar görmek hem de bir taraftan da keyif yapmak. Burada görüyorsun Filipin'de hamakta yatıp denizin, kumun, güneşin tadını çıkartıyorum. Böyle güzel şeylerin de oldu, anların da oldu. Şeyim bu. Hikayem bu. Burada da şeye geldim. Yolda tanıştığım güzel insanlar tarafından böyle bir yolda çıktı. Hindistan'da bir arkadaşım çizdi bunu. Harşa. Bu seni oradan ekran görüntüsünde soldan ikinci kırmızının solundaki benim. Uzun Fotoğrafı boylu adam. ben.
Evet. Diğerleri de dört tane Hintli arkadaşımın Harşan'ın çizdiği bir karikatür. Çok hoşuma gitti. O yüzden seninle paylaşmak da istedim burada. Görsün arkadaşlarım diye. Şeyim harika. Bu. Harika. Çok keyifliydi. Ben şöyle tekrar seni görüntüye alayım. Tekrar birbirimizi görelim. Valla tabii fotoğraflar bile oradaki yaşadığın deneyimi bize aktarmaya yetiyor ki sende neleri kalmıştır. Ama tabii hemen aklıma da şöyle bir şey geliyor sevgili Koral. Zaman geçtikten sonra ister istemez akılda genelde güzel anılar, güzel hatıralar kalıyor. Peki sen bu yolculuk sırasında eminim yaşamışsındır ama böyle aklına ilk gelenler, yaşadığın zorluklar, böyle pes etmeyi hiç düşündün mü? Tamam artık yeter, yolculuk burada bitti, artık daha fazla gücüm kalmadı, artık geri döneyim dediğin anlar oldu mu? Ya şöyle Yusuf, hani pes etmek gibi değil çünkü ben bu yolculuğu çok severek çıktım. Hani ve her bir yolculuğumda karşılaştığım zorluklar çok zorluklar oldu. Çok zorlandığım yerler oldu. Çok korktuğum yerler oldu. Çok endişelendiğim yerler oldu. Motorla kaza yaptığım anlar oldu. Yani tehlikeler atlattığım oldu. Hani hepsi böyle insanı tabii durup düşündürüyor. Ne yapıyorum ben dediğim zamanlar oluyor. Burada ne işim var dediğin zamanlar oluyor. Ama pes etmek değil. Yaşadığım her şeyi o yolculuğun bir parçasıydı. O yolculuğun bir hatırasıydı. Hani bir yolculuk hem güzel anlardan hem kötü anlardan oluşuyor. Ve sonunda hem o güzel anları hem kötü anları topladığın zaman o yolculuk bir araya geliyor. Hani ben o evet bir kötü bir şeyle karşılaşmayı da aslında nasıl söyleyeyim kucaklamıştım, anlatabiliyor muyum? Bir zorlukla karşılaştığım zaman başıma bir iş gelirse diye korktum, endişe ettim şeylerden. Onları kucaklamıştım. Pes etmek değil, o sorunları çözmek yerine adım atmayı tercih ettim. Yolculuğuma öyle devam ettim ki yol esnasında çok korktuğum yerler oldu. Yani çöllerden motorla geçtiğimde işte çölde kamp yaptım. İşte bu gece ne olur diye korkuyorum. Issız ormanlardan geçiyorum. Motosiklette kaza yaparsam ne olur diye düşünüyorum. Kimi zaman işte lokal insanların, karşılaştığım insanlar evlerinde misafir oldum. Onların evinde gittim. Ya diyorum başıma bir iş gelirse ne yaparım dediğim yerler oldu. Lastiğim patlarsa diye çok korkuyordum. Ama lastiğim patladı, ne yaptım? Tahmin ettim lastiğimi, anlatabiliyor muyum? Yani üç defa lastiğim patladı. Çok korkuyordum lastiğim patlayacak diye. Ne yapacağım ben lastiğim patlayacak diye. Üç defa patladı, tahmin ettim, yoluma devam ettim. Çok korkuyordum motosikletim arıza yaparsa ne yaparım ben diye. Ufak tefek, yani ciddi bir arıza olmadı ama ufak tefek sorunlarım oldu. Hepsini oturdum çözdüm, internetten öğrendim nasıl tahmin ediliyor sorunlar. Oturdum yaptım, hallettim. Veya işte çıktığım zaman bazen yol şartları çok kötüydü. Bitiremedim yolu. Kalkıp gideceğim yere varamadım. Saçma sapan bir yerde durmak zorunda, geceyi geçirmek zorunda kaldım. Mesela Pakistan'da 300 kilometre yolu 12 saatte bitiremedim. Yol şartları çok kötüydü. Hava karardı ve ben Himalayalar'da dağlık bir bölgedeyim. Hiç çadır kuracak yer de yok. Çadırda da kalamıyorum. Yol kenarında polis şeyi gördüm. Karakolu böyle duvarlarla çevrili. Çaldım kapıyı. Dedim ki benim kalacak yere ihtiyacım var. Ben içeride kalmak istiyorum dedim. Ha, polis böyle baktı bana, gözler açıldı. Ne diyor diye. Hemen dedi ben bir şeyi çağırayım dedi. Amirimi çağırayım dedi. Gitti amiriyle geldi. İşte biraz İngilizce konuşuyor. Dedim hani ben korkuyorum. Pakistan yolda kaldım hani gidemiyorum. Daha 100 kilometre yolum var. Hava karardı. Ben burada kalmak istiyorum dedim. Adam dedi gel. Gel. Çok güzel. Adam polis karakoluna girdi. Yani bu tabii hiç hesaplı olan bir şey değil mesela. Yani orada o kadar korktum ki mesela dönüp gitsem desem haklıyım yani gerçekten endişelenmişim. Girdim karakola, bana yemek verdiler, yatacak yerimi verdiler, ilgilendiler benimle, her şeyimle yardımcı oldular. Ertesi sabah da güneş doğumunda kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra yoluma devam ettim. Çok, ya bu söylediğin şey çok aslında kritik Koral. Yani yola çıktığımızda ya da gündelik hayatımızda da bu illa bir yolculuk yapmamız anlamına gelmiyor. İyisini de kötüsünü de, zorunu da kolayını da normal kabul etmek, tırnak içine söylüyorum. Bu normal. Bunun normali bu. Ve başımıza gelecek, çözüm bulacağız. Lastiğimiz evet. Patlayacak, tamir edeceğiz. Çadırı kuramıyoruz, çadır kuracağız. Bunların hepsi aslında normal kabul edildiğinde çok daha tatlı, çok daha yaşanabilir oluyor. Böyle tabii aynen öyle. Sohbet çok tatlı seninle bu deneyimleri paylaşmak. Yavaş yavaş da video konferansımızın, röportajımızın sonuna da geliyoruz. Ama böyle çok da merak ettiğim bir şey var. Tabii yaklaşık 400 gün, 60 bin kilometre yol, bunlar çok büyük sayılar. Gitmeden önceki bir Koral vardı ve bir karar verdi, bir hazırlık yaptı. Bir yolculuğa çıktı. Aslında kendisi de o kadar uzun bir yolculuk yapmayı başta planlamıyordu. Ama adım adım
yolun tadını aldıkça, kendine olan güveni arttıkça, oradan yaşadığı haz, keyif arttıkça yolculuğuna devam etti ve bu yolculuk yaklaşık 400 gün, 60 bin kilometre sürdü. Tekrar 14 ay sonra Türkiye'ye, İzmir'e döndüğünde nasıl bir koral vardı? İzmir'den giderken ve İzmir'e dönen koral arasında böyle senin gözüne çarpan farklılıklar var mıydı? Tabii ki evet de var. Yani bu sonuçta uzun bir seyahatti. Çok farklı tecrübeleri yaşadığım bir seyahatti. Yani öncelikle aslında bunların bir kısmını konuşalım. Hali hazırda konuştuk. Ben hani bu seyahate çıkmadan önce bir şey yapmak istediğim zaman hep böyle bir bahaneler üretirdim. Ya şunu yapmak istiyorum ama ya onu yaparsam burada başıma bu gelebilir. Ya bu kötü olur falan bilmem. Bazen yapmak istediğim şeyi sadece bu düşündüğüm şeyler yüzünden hiç yapmadan öyle bırakıp gittiğim oldu. Şimdi daha böyle eğer bir şey yapmak istiyorsam bahaneleri daha kolay ortadan kaldırabiliyorum. Eğer bir sorun çıkarsa karşıma, sorun çıktığı zaman onu çözmek yerine alıyorum. Bu en önemli şeylerden bir tanesi benim için. İkincisi de biraz geleceğe yönelik insanların kaygıları var. Her herkesin bu kaygılar taşıyoruz. Bu kaygıları bir kenara bırakmayı öğrendim ben aslında. Çünkü geleceğe yönelik kaygıların olup olmayacağı belli değil. Yani gelecekte olursa olduğu zaman başının çaresine bakmak zorundasın zaten. O yüzden gelecekle ilgili çok fazla kaygılanmaya gerek yok. Anın biraz böyle şeyini çıkarmak lazım. Hani yaşadığımız hayatın farkına varıp keyfini çıkarmak lazım. Biraz daha böyle nasıl söyleyeyim sana, hayattan daha keyif alan, daha mutlu bir insan olarak döndüm. Daha böyle endişe seviyesi düşük, daha böyle rahat, daha böyle farklı insan, farklı kültürlerden insanlar tanımış bir koral olarak geri döndüğümüz biraz itibariyle. Çok keyifliydi valla. İyi ki varsın Koral. İyi ki tanışmışız. Sen de öyleyiz. Aynı şekilde düşünüyorum. Bu deneyimlerin her seferinde çok bize iyi geliyor. En azından bir şeyleri düşünürken, bir şeyleri hayal ederken. Bu istemek büyüktür engeller formülü söylerken çok basit gibi geliyor ama uygularken gerçekten çok da işimize yarayacak bir formül. Tabii seni şu anda tanıştırdığım öğrencilerin ikinci sınıf düzeyinde çocuklarım. Onlar daha iyi böyle 7-8'li yaşlardalar. Tabii şu anda malum sebeplerle uzaktan eğitimle, evlerinden eğitimlerine devam ediyorlar. Dolayısıyla bu videoyu belki anne babalarla, evdeki büyüklerle, abi ablalarla, yetişkinlerle beraber de izliyor olabilirler. Böyle son olarak onlara söylemek istediğim bir şey var mı Koral? Onlar ne söylemek istiyorum biliyor musun? Ben o yaşlardayken, onun ikinci sınıfa giderken, o yaşlardayken, ki tahmin ediyorum 8-9 yaşlarda oluyor değil mi? O yaşlardayken bir an önce büyümek isterdim. Bir an önce böyle işte hayata gireyim, işte para kazanayım, benim de eşim olsun, benim de ailem olsun, bir an önce büyümeliyim falan diye düşündüm. Ama çocukluk çok güzelmiş. Hani 42 yaşına geldim. Şu anda diyorum ki keşke onların yaşında olsaydım da hayata o yaşlarda devam ediyor olsaydım. Çok güzel bir yaşlılar. O yaşların tadını çıkarsınlar. Hayal kurmaya devam etsinler. Onların hayallerinin sınırı yok. Hayal kursunlar ve gelecekten korkmasınlar. Hayallerinin peşinden gitsinler. Ellerinde her şey var. Güzel günler onları bekliyor. Eminim bu karanlık günlerin arkasında gelecekte çok çok güzel günler olacak. Sadece güzel düşünmeye devam etsinler hayatları. Vallahi çok teşekkürler. Senin sayende bu güzel video röportaj sayesinde de evlerde geçirdiğiniz zamanı hayale ayırmak, hayale yatırım yapmak konusunda sanırım çok keyifli ve verimli bir söyleşi oldu. Çok teşekkürler bize güzel zamanını ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Çok keyif oldu Yusuf benim için. Çok memnun oldum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Herkese, bütün arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma da el sallıyorum. Hepsini çok çok seviyorum.